Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. Yani şuradaki jumbo yavrularımızdan biri gidecekti biliyorsunuz. Diğer kendime ayırdığım bebek kuyruğunu yani buradan nasıl kaçmış bilmiyorum. Yani tahminimce bu kafeslerde şöyle bir durum var. Şu arka taraf var ya şu. Göstereyim hemen. Şu arka taraf, şu kısım, şu tellerin arası geniş. Yani adam bunları geniş yapmış. Ve bu da yavruların çok rahat sığabileceği bir alan. Yani bütün kafeslerinde öyle. Burada da öyle. Bakın şu arka kısmı. Ben eğiyorum bütün telleri kırmadan. Aynı şekilde burada da öyle. Yani mesela şuradaki kuşlardan, duran kuşlardan bir tanesi şu anda arkada. Bu arada onları da eşledim. Şu kuş mesela orayı keşfetmiş. Sürekli oradan kaçmaya çalışıyordu. Ama bakın bunda öyle bir şey yok. Görüyor musunuz? Bunun tellerinde öyle bir şey yok. Bu oldukça iyi ama... Dediğim gibi bunlarda, mavi tavalı olanlarda bu tarz bir problemle karşılaştım. Ve bu yavrum, bakın annesi temizlemeye çalışıyor şu an kuyruğundaki kanları gördüğü için. Bu yavrum arkadaşlar atlamış. Tahminimce şuradan atladı. Ya buradan devam etti, aşağıya düştü. Ya da buradan devam etti. Buradan, kenardan aşağıya düştü. Buradan sonrası iptal. Yani şöyle söyleyeyim, bir yere takmış bu kuyruğunu. Kuyruk kısmı tamamen patlamış. Tüy patlatmış belli. Ya bir tane tüy koptu da onun kanı bu tamamen tüylerine bulaştı. Yıkamam gerekiyor. Tüylerini yıkayacağım. Kuyruk tüylerini sadece, kendisini değil ama çünkü daha et parçası. Ilık suyla arkadaşlar. Kuyruk tüylerini yıkayacağım bir. Normalde bugün temizlik de yapmam gerekiyor ama kağıt gelmedi. Yani anlaştım bir yerle arkadaşlar. İnternetten sipariş etmeyeceğim. Anlaştım ama adam dedi ki dün gelecek öğleden sonra. Dün ben gidemedim. Babamı yolladım. Babam da sordu adama. Adam dedi gelmedi. Henüz gelmedi. Yarın gelecek. Bugün de işte ben farklı bir istikamet üzerinden gelince erken gelebilmek için o da çıktı yani aklımdan. Zaten bugün de o geleceğini pek zannetmiyorum. Vallahi bilmiyorum artık ne olacak. Hani muhtemelen hafta içi bir temizlik yapacağım ben. Onu da yetiştirmeye çalışacağım. Yani bu hafta sonu olacak temizlik iptal oldu. Belki bilmiyorum. Taban kağıdı bir yerden ayarlarım ama bir bakalım ya. Belki halamdan isterim. Halam bana şöyle bir göndersin 20-30 tane. Onda da aynı şekilde kağıtlardan vardı 60'a 40. Onları kullanırız. İnşallah vardır yani bilmiyorum. Çünkü hiçbir şu anda ambalajda yani paketçi de poşetçiler satıyor bu kağıdı. Ambalajcılar satıyor. Hiçbirinde yok. Bakalım inşallah bulabiliriz. Yani bir yerde buldum ama gerçekten kilogram olarak da pahalı. Bakın görüyor musunuz? Kuyruğunu falan eliyor şu anda annesi. Kuyruğu kan içinde. Şöyle zoomladık. Annesi temizlemeye çalışıyor arkadaşlar. Babası da aynı şekilde. Sarı yüz yavrumuz olmuş. Aynı şekilde şu arkadaki kardeşi sağlam. Yani o da jumbo yavru. Ama arkadaki kardeşi çok şükür sağlam. Onu da, yani o daha çözememiş orayı. Kaçmamış. Zaten o yavruya sözüm vardı. Yani onu gönderecektim. İyi ki de ona olmamış. Yani madem olmuş iyi ki de ona olmamış. Ancak bunu diyebiliyorum. Alıp göstereyim bebeklerimizi de. Gel aşkım. Ondan sonra zaten bu anne babayı arkaya götüreceğim. Bizim jumbo oğluşumuz. Maşallah. Bu atlayacak muhtemelen. Maşallah ya. Atla bakalım. Genelde çok atlayıp zıplıyor. Bu biraz öyle olay yaşadığı için halsizleşti açıkçası. Bakın kuyruk kısmını da göstereyim. Benim de elimi şu sarı kuş ısırdı arkadaşlar. DF olan. Yani patlamış bayağı bir. İnşallah tekrarını yaşamayız ama yani bu kuşlar biliyorsunuz zaten ufacıkken videolarını paylaştım. Daha yeni yeni tüylenmeye başlarken senin ağzını yerim bir saniye. Bunlar yuvadan atlıyorlardı. Bakın şu anda da dışarıda kalınca aç kalmış. Hemen anne babaya verelim beslesin. Zaten mama da vermiştim ama yine tazeleyeceğim, bitirmişler. Azar azar veriyorum, taze veriyorum en iyisi. Yani beni biraz uğraştırıyor ama olsun. Bazen böyle iş yerinden erken kaçabiliyorum. Uzun süredir ilk defa böyle erken kaçtım gerçi de. Şu lokasyon değişikliğim olacaktı. Olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu bekleyenler vardı. Birkaç tane arkadaşımız. Hani abla yer değişimi yapacak mısın falan filan iş yeri için. Çünkü bazen iş yerinden de almak istiyorsunuz ama iş yerine benim kuş götürmem mümkün değil. Eğer hani lokasyon değişikliği olsaydı belki kargolamaları falan da sağlayabilir miydik? Evet belki bir nebze ama. Yani nasip arkadaşlar olmadı. Artık başka bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Mesela hani şu oyun alanı falan var ya. Onu almak isteyen arkadaşlar oldu. Ona kargolama yapmadığımız için gönderemedik. Yani onun gibi düşünün. Onun dışında durumlara bir gelelim. Umarım dediğim gibi tekrar yaşanmaz bu olayım. Bu arada kuşlar bayağı bir sessiz. Yani ben şimdi böyle dedim diye coşmasınlar ama. Şu olayı da göstereyim. Ondan sonra yuvalıkları bir açalım.
Bunları eşledim. Gayet güzel anlaşıyorlar ama devamı gelir mi bilemiyorum. Dişiyi henüz yeni attım. Daha şimdi attım yani. Hani 5-10 dakika ancak oluyor. Devamı nasıl olur? Yani görüyorsunuz zaten ufaktan kurulaşmalar var. Erkek tüy de değil, dişi de tüy de değil. Renkleri falan da oldukça uyumlu. İnşallah altlarından yavru gelir yani. Yumurtlar bunlar. Bakalım, bekleyeceğim. Sabır sabır sabır. Şimdi ben buradan devam edeyim. Bunların yuvaları zaten boş. Evet. Kızım arkadaşlar bir tane yere yumurtlamış. O kırıldı diye aldım. Bir tane yani bu yumurtlamaya devam etti. Yine aynı fix yumurta, yumurtasını yaptı da. Bir tane jumbo, bir tane parçalının bulutun yavrularının yumurtasını kaydırdım. Bir tane de clearwing'lerin, yani 3 tane ekstra kaydırdım. Diğer 3'ü de kendi yumurtası. Bir tanesini son geç yumurtladı. Onda şöyle bir şey oldu. Muhtemelen yuvaya korktu da hızlı mı girdi? Ne oldu? Ufaktan bir çatlama var yumurtada ama zarına zarar geldi mi bilmiyorum. Eğer zarar gelmediyse o yavru çıkar. Daha öncesinde başımıza da geldi. Yavrusu da çıktı da büyüdü de yani hani sıkıntı olmaz. Burada oğlum tek, yani henüz bunu daha birleştirmedim dişisiyle. Çünkü bu bayağı bir tüye girdi. Dişisini bekliyorum. Şöyle bu erkeğin dişisi arkadaşlar. Arka tarafta yani bir ara çalışma kuşu falan zannettik ya. Sonrasında biz üreticilerle konuştuk. Dediler yani, ben de aynı şeyi düşündüm sonradan. Hemen açıklayayım onu da. Mesela bunun da kanatları aynı siyahlıkta ama bu rainbow diye geçerken o neden şey diye geçiyor. Yani çalışma kuşu diye geçiyor. Sırf turkuaz renginden dolayı mı? Ya da açık renk diye mi? Hayır arkadaşlar, o da bir rainbow olarak geçiyormuş, bilginize. Benim hani şöyle söyleyeyim. Rainbow'un ara mutasyonlarına hiç şey değilim, hakim değilim Rainbow'da. Ama genel anlamda bakılırsa evet, Rainbow mu değil mi çok net bir şekilde zaten artık anlaşılabiliyor. Ben zaten bayağıdır hani Rainbow'ları falan tanıyabilirim. Ne bileyim, üretime ilk başladığım andan itibaren ayrıştırma şeylerine girmiştim. Rainbow'lar ülkemizde baya yoğunken ayrıştırabiliyordum ama mesela hani leylakları falan az çok yine anlıyoruz. Genel anlamda bu ara mutasyonları var bunların. Bunu zaten ürettikçe çözeceğiz inşallah. Onları da ve araştırdıkça tabii ki de, onları da arkadaşlar ilerleyen günlerde yavaş yavaş çözmeye başlarız. Bakalım, inşallah yavrularımız çıkacak. Hatta çıkanlar bile oldu. Şimdi buraya gelecek olursak şöyle biraz daha taburemizi kaydıralım. Burada arkadaşlar 6-7 yumurta mı vardı? 6 mıydı? Bakayım. Kızım da öyle bir bakıyor ki yani, ne açtın yuvamı diye. Çok şükür bunlarda herhangi bir problem yaşamadım. 7.ye bakacağım. 7 gelmiş arkadaşlar. 7 şurada zaten. Onu yazmamışım sadece. Şimdi ikinci yumurtasıyla, bir saniye bu niye sıkıştı. Şu alttaki bir rainbow erkeğim var. Turkuaz. Ve bunun kendi dişisi vardı. Yani bu mavi de kendi dişisi turkuaz. Onunla arkadaşlar yumurtası bu. Yere yumurtlamışlardı. Yerden fark edip aldığım yumurtamız bu. Şu an içi dolu. Yavrumuz nasipse çıkacak. Onunla bunun yumurtası aynı gün çıkıyor. Beklemedeyim. Hani belki tarihi geç atmışımdır ama ısıtmaya başladığı itibaren, hani tarihten itibaren attım. İnşallah bir yanlışlık yoktur. Beklemedeyim. Bu dişime tüy tımarı yapmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten artık düzelmiyordu. Hani ben tüyden çıkar atar diye beklemiştim tüyünü ama atmadı arkadaşlar. Ben de aynı diğer jumbo dişime yaptığım gibi tüy tımarı yaptım. Gerçekten çok hayati öneme sahip. Öncelikle bunu da belirteyim. Daha öncesinde videosunu da paylaştık. İzlemek isteyenler geri dönük olarak izleyebilir. Hani geride ben paylaşmıştım önceki videolarımda. Onlardan izleyebilirler. Bugün zaten bir toparlama yapacağım buraları. Çöpleri toparlayacağım. Tekrar mama vereceğim. Yerleri falan süpüreceğim. Bir tek tavalara el atamayacağım muhtemelen. İnşallah onu da halamla bir konuşayım. Elinde varsa bana yollasın da. Burada ilk yavrumuz biliyorsunuz çıktı fakat ilk yavrudan, yani ilk yumurtadan 3 gün sonra ikinci yumurtladı. Bir gün gecikti yumurtlaması. O yüzden arkadaşlar normalde yavrunun bugün çıkması lazımdı bu yumurtlama periyoduna göre ama maalesef bir gün gecikmeye çıkacak. Yavrusu da şöyle yapacağız. Bu da 24'ünde yumurtladı. Bu da ve bu da, bir saniye, şu da arkadaşlar 24'ünde yumurtladı. Pardon, şu 25'inde, şöyle netleyelim bir saniye. Bu 25'inde, diğerleri 24'ünde, bu arkadaki bulut da galiba 24'ündeydi. Onların hep birlikte çıkmasını bekliyorum bakalım, hayırlısı artık. Burayı göstereceğim, buraları da göstereceğim ama ilk buradan başlayayım. Lütfen bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Gerçekten şu raddeye gelene kadar ömrüm gitti. Yani siz yine de bir maşallahınızı deyin. Vallahi artık Allah nazarlardan saklasın. 9 tane yumurta ve full rainbow. Biliyorsunuz altına hiçbir şekilde yumurta kaydırmadım.
Yumurtanın rengi değişmeye başlamış, o yavaştan çıkacak. Burada da ilk bebeğimiz. Maşallah. Ben yine ara ara hatırlatayım. Burada bakın, görüyor musunuz? Bunlar gayet güzel eş tuttular. Yani dişisi de bu erkeği istiyor açıkçası. Ne yaparız bilmiyorum. O dişinin halsizliğini yine bir kutuda çözeceğiz gibi, yani o stres durumunu. Ona da ayrı bir farklı şekilde bir tedavi uygulayacağım. İnşallah işe yarar. Sizlere de açıklarım. Buradaki yavrularımı zaten gösterdim. Buraya hepsinden büyüktü maşallah. Sizden ricam. Bulutun altındaki iki yavruyu buraya kaydırdım. Dişisi nedense yavrulara bakmamayı tercih etti. Bakıyor aslında ama az bakıyor. Yani az besliyor. Ya da bunlar çok besliyor. Benim gözüme az geldi. O bilemiyorum ama ben tehlikeye atmak istemedim. Yani iki defa baktım yavrulara. İkisinde de aç görünce ki 2-3 gün boyunca bu şekilde gördüm ama bilmiyorum, tehlikeye atmak istemedim. Yeni yavrusu çıkınca küçüğü buraya alıp büyükleri oraya koyacağım. Çünkü büyükler yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış oluyor. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi ezan dokunuyor. Şöyle ino 1. İno 2. Bu da ino 3. Şöyle 3 tane ino. 2 tane de bulutumuzun bebeği. Bakın görüyor musunuz, yani kursağı dolu, hani annemiz, bütün o annemiz gerçekten tecrübelendi. Yavrularına artık tam anlamıyla bakabiliyor, bu çok güzel bir şey. Bakın dışkısını da görün zaten. Çekilirse. Yani şu arada beyaz bir dışkı. Böyle olması gerekiyor dışkının. Bakın şu arada bıraktığı dışkı var ya beyaz. O yavaştan beyazlanacak, şu şekilde beyaz bir dışkıya dönecek. Bu gerçekten sağlıklı olduğunu gösterir. Lütfen siz de bir maşallah derseniz dediğim gibi sevinirim. Şimdi nerede? O şuydu galiba. Bu yumurtası çıkacak, evet. 24'ü. Bakın bu da 24'ü. Yumurtanın içine vurduğunu hissedebiliyorum yavrunun. Ya en geç yarın sabaha çıkmış olur bunlar. Bu gece yarısı çıkarlar, hatta öyle söyleyeyim. Beklemezler yani o kadar. Belki akşama bile çıkabilirler. Şimdi arka tarafa dönelim. Dediğim gibi iki yavruyu oraya kaydırmıştım. Burada şu oğlum tek. Diğer tarafta da diğer turkuazım tekti. Bu oğlumun dişisi arkadaşlar arkada tedavide. O dişiye ayrı bir tedavi uygulayacağım. Yani o biraz uzun sürebilir. Burada takımım. Lan neredesin sen? Erkek bu tarafta. Dişi burada. Yuvaya giriyorlar. Dişi bayağı bir yuvayı dağıtmış. Yani burada yumurtlamalarını bekleyeceğim. Sonra zaten sezon sonu elveda. Bu takımım yumurtladı ama devamı gelmedi. Bu yumurta onların değil arkadaşlar. Bu yumurta boş. Nedense ya bir acemilik yaşıyor ya takımlar. Uzun süre yumurtlatmadım biliyorsunuz ki. Ve bunun sonucunda bayağı bir acemilik yaşıyorlar. Hatta şurayı tekrar göstereyim. Bayağı baskınlar. Diyorum ki bu yumurtayı alayım. Poposuna bir bakayım. Yumurta yoksa artık tamamen eriştiyse. Bir bakayım. Yumurta yoksa hemen bu yumurtayı da alıp bunları tekrardan yumurtlatalım. Hiç ayırmadan. Mesela bu dişi de öyle. Yere yumurtladı. Yetiştiremedi. Bir küstü. Şimdi gidiyor yuvada bekliyor ama yuvaya dışkılıyor. Yani psikolojisi bozuk bunların. Bu takım da aynı şekilde devamlı getirmeyen bu takım, ya bu taraf diyeyim, hatta takım demeyeyim de takımdan pay biçmeyeyim. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Pardon, şunlarda yanlış hatırlamıyorsam yuvalık yan taraftaydı. Eğer hani yanlış hatırlamıyorsam, belki ön tarafta da olabilir. Ve yan tarafta sanki daha rahat yumurtluyordu kuşlar. Ön taraf olunca hayvanlarda bir afallama oluyor. Evet giriyorlar, yatıyorlar ama devamı gelmedi. Yani birbirlerini görüp etkileniyorlar çünkü. Yan tarafta aslında yuvalık olsa çok daha iyi olur. En azından görüşleri engellenir diye düşünüyorum ama bizim evin de şekli, yani sağ olsun buraya arkadaşlar yan tarafına yuvalık sığmaz. Yan tarafına koyacaksan benim buraya 3 tane kafes koymam lazım. Hatta biri 60'lık biri 45'lik ile, şöyle söyleyeyim, onu da geçtim. Biri 40, ikisi de 45'lik olsa yanlarına yuvalık sığmıyor. Bu yuvalıklardan sığmıyor arkadaşlar. Yani ben gerçekten çıldıracağım. Maalesef sığdıramadık onları. Böyle yapınca da evet güzel bir görüntü, estetik bir görüntü ama kuşların aralarına bir engel koymam şart. Onu da ne zaman yaparım bilmiyorum, bu kadar koşturmaca içinde. Evet, buraya da kocaman bir maşallah. Şöyle göstereyim. Burada da bir tane rainbow'umuz var arkadaşlar. O da 3. yavruydu. Pardon canım, düşürdük biraz seni. Şu arkadaşlar. Bu yavru rainbow. Bakalım, diğerleri gibi bekliyoruz. Şu yavru benim bayağı hoşuma gitti. Bunun DF olma ihtimalini düşünüyorum. Ama olmayabilir ya. Baksanıza arkadaşlar. Yani
Sağlıklı yavrunun etkenliğini belli ediyor. Dışkılardan olsun şeylerden bakın beyaz beyaz dışkıları var. Diğer 3 tane yumurtam da çıkmayı bekliyor. Mesela bakın şu çıkacak. İçeriden bu da tıkır tıkır vuruyor. Beklemedeyiz. Artık hayırlısı Allah'tan. Üşütmeyelim bebeklerimizi de. Onun dışında diğer takımlarımıza gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar bu manyaklar ne yapmış hemen söyleyeyim. Ancak geldiler kendilerine. Burada biliyorsunuz tutuyordum. Şimdi onları tekrar yukarı alacağım ama benim şurayı bir düzenlemem lazım. Akıllı yemli kısmını. O akıllı yemliği oraya bildiğiniz yapıştırmam lazım. Ya da o şey var ya önünü kapatan tel. Onu bir şekilde tutturmam lazım. Arkadaşlar önüne kapanmış. Ben diyorum ki bu hayvanlar herhalde tüyde o yüzden çok ağır tüydüler. Ondan kabarıyorlar. Hayvanlar aç kalmış. Yani akıllı yemliğin önünü kapatmış. Fark etmesem ölür bu hayvanlar. Yani Allah'tan ki fark ettim. Bir de yüksekte ya. Çok net hani belli olmuyor. Akıllı yemlikte doğrudan önünü kapattığı için haliyle üstüne kadar yemi doldur. Nasıl göreceksin önündekini? Hayatta fark edemezsin. Yani çok büyük bir tehlike. Çok dikkat edin siz de. Allah'tan hani biz böyle bir şey atlattık. Hemen dedim kuşları buraya çekeyim göz önüne. Orada da hem dışkılarını da görürüm. Dışkıları gayet temiz. Yemlerini de yediler. Şu an dalları falan da vermiştim. Onu da yediler. Gayet iyiler. Çok şükür Allah'a. Beklemedeyim yani. Ama genel olarak tüyden kaynaklı kabarmasını ayırt edebiliyorum. Diğer türlü kabarmasını da artık hani dediğim gibi fark ettiğim için az çok anlıyorum yani neden kabardı bu hayvan. Evet kabarma tek tiptir ama hayvanın kabarması da kendini çok net belli eder. Dışkı sağlam hiçbir şey yok ama hayvan kabarıyor. Niye acaba? Şimdi burada bu takımın yuvaya girmiş mi ya? Girmiş olabilir belki. Dişisi tüydeydi arkadaşlar. Ayırmak istemiyorum şu an. Bakalım farklı planlarımız var bildiğiniz üzere kuşlarla alakalı. Rainbow'lar konusunda. Yani yeni kuşlar da gelir muhtemelen. Şu an araştırma yapmadım ama yapacağım. Yeni kuşlarda araştırıyorum. Burada da tek oğlumuz var ya arkadaşlar çok fırlama bir şey. Vallahi çok sevdim ben bunu. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayrını görsün. Gideceği günü bekliyoruz. Çok da tatlı bir şey. Evet. Son olarak salmayı gösterip arkadaşlar videomuzu kapatalım. Salmada da şu fallo'da şu arkadaki rainbow var ya kafası yarık. O sürekli olarak kurlaşıyorlar. Artık sonları hayır olsun. Burada da zaten iki tane takımım net çıkıyor. Onun dışındaki erkeklerime kendi dişilerini atmadığım için farklı dişileri de bu sefer diğer erkeklere denemek durumunda kalacağım. Şuradaki yavrum 1-1,5 haftaya kadar göndereceğim arkadaşlar o dişi bebeğime. Bilginiz olsun. Bakalım neler olacak neler. Şimdi hayvanlar tüydü arkadaşlar kuşlarımız. Onlar çıksın. Zaten şekillenecek merak etmeyin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.